evimiz güzellemedi. Kızım. İlkacığım. Şoföre söyle evden benim füme takım elbisemi getirsin. Çabuk olun. Yok canım. Hadi. Hadi canım hadi. Takımını istemişti, yanlış getirmiş. Benim hiçbir suçum yok. Ben füme demiştim. Erdal'cığım, iyice bak bakayım şuna. İyice bak. Ne renk bu? Lacivert Haluk Bey. Bravo. Demek ki isteyince görebiliyormuşsun. Peki ben sana telefonda ne dedim evladım? Füme dedim değil mi ya? Füme! Vallahi fümeye en yakın bunu buldum. Bravo! Bravo! Mazeretinde bu yani. Onu bulamadım, bunu getirdim diyorsun bak. Öyle mi? Bununla idare edelim Faruk Bey. Ne alayım ya? Bunu giyiverim Faruk Bey diyorsun. Gel. Ne var senin? Ben şey için geldim Faruk Bey. Eğer sizin için bir sakıncası yoksa Erdal beni götürsün, ben alıp getireyim. İyi. Bir saate kadar burada olun. Saat 1'de. Öğle yemeği yiyeceğim Enver Bey'le. Burada ol. Elveri yollamam. Tamam, hemen hallederiz. Erdal. Tamam Enver Bey. Siz nasıl isterseniz. Yok, ben yalnız geleceğim bu sefer. Zeynep kızınız... Harıl harıl çalışıyor. Evet. Her işe o koşturuyor. Tabii tabii. Tabii söylerim Enver Bey. Tabii. İyi günler. Selam var Enver Bey'ine. Sağ olsun. Bu değil mi? İşte bu. İsteyince nasıl oluyormuş değil mi? Ama kabahat ben de yanlış kişiye söyledim. Kızmayın da siz bugünlerde çok sinirlisiniz. Ne yapayım Zeynep? Çok zor bir adamla uğraşıyorum. Sen de biliyorsun. Ya biliyorum da sonunda size bir şey olacak ama. Yok hiçbir şey olmaz. Merak etme ben eski toprağım. Yok canım, ne eski toprağı. Değil mi? Değilsiniz tabii. Ben fazla kravat getirdim. Arasından seçersiniz. Tamam. Gel. Giyindiniz mi? Olmuş mu? Çok güzel olmuş da... Kravat biraz. Olmamış mı? Bir de şunu mu denesek acaba? Olur. Enver Bey dakika başı aramadığına göre geç kalmamışsınız demektir. Kalmadım. Kimse giymez. Nikahta giyecek ya. Doğru.